Merhaba gazosuz kalamayanlar, Gazozcu TV'den selamlar. Bugün Turist Bus Simulator'dayız arkadaşlar. Turist Bus Simulator'a 1.3 beta güncellemesi yayınlandı. Gerçi güncelleme çıkalı bayağı bir oldu. Yaklaşık bir 4-5 gün geçmiştir. Ben daha yeni video çekme fırsatı buldum. Zaten bunun sebebini bir önceki videolardan da biliyorsunuzdur. Hastalıkla vesaire uğraştık. En sonda sıra Turist Bus'a da geldi. Oyuna girdiğimde benim bir seferim varmış. Seferdeymişim. Böyle bir iki durak geldim. Şu anda Aju'dayız. Gördüğünüz üzere haritanın böyle kenarında bir yerdeyiz. Orta tarafta kenardayız. Böyle deniz kıyısındayız diyebilirim. Gerçi burası deniz mi göl mü artık bilmiyorum ama büyük ihtimal denizdir. Pek o tarz bir coğrafi bilgim yok. Denizi, gölü, akarsuyu falan karıştıran bir insanım. Yani burası şu an benim için okyanus bile olabilir yani. Öyle bir problem var. Aju'ya geldim. Buradan da bir yolcuları aldım. Sonra burayı keşfettim. Şöyle girdim otobüste buraya. Azıcık dedim bir temiz hava alalım. Videoyu da burada gireriz. Yavaştan otobüse binip yola çıkalım. İçeride de gördüğünüz üzere yolcular var. Neoplan Skyline aracındayız. Üstten de şöyle manzaraya bir bakıp yola çıkarız artık. Gerçekten muhteşem gözüküyor buradan da manzara. Böyle bir de fotoğrafını çektik. Evet, aşağı inelim şimdi. İnemedik. İndik mi abi? Evet, aşağı indik. Tamamdır. Şu kapımızı kapatalım. Aracı çalıştıralım arkadaşlar ve sefere devam edelim. Şöyle haydi bismillah. Evet, güzel bir şekilde araç çalıştı. Zaten her şeyimiz açık. Bir şey yapmamıza gerek yok. Dediğim gibi seferdeydim. Direkt olarak buraya geldim. Şöyle çıkalım abi. Ha, imdat da salalım da. Gerçi imdatı salacağız diye çekmişiz. Öyle de bir problem olmuş. Neyse şöyle ben bir yola çıkayım baba. Buradan da nasıl döneceğiz artık? Hiçbir bilgim yok. Otobüsün altını vesaire de vurabiliriz. Derken vurduk. Şöyle vereyim abi ben gazı. Bu arada burada da bir durak varmış. Biz tabii ki uğramadık buraya ama yine de güzel bir durak varmış orada. Otobüsü baya baya vurduk abi. Hem otobüs çok alçak hem de buralar baya sıkıntılı mekanlar. Evet, şöyle benim birazcık abi yan olarak şuraya çıkmam gerekiyor. Bura baya baya problemliymiş. Gene vuracak abi altını. Ama yapabilecek pek de bir şeyimiz yok. Yapıştır çıksın baba, aman sal gitsin ya. Dünyayı biz mi kurtaracağız? Hadi bakalım. Evet, bu gazla beraber buradan çıktık. Tabi baya baya altını vesaire vurduk ama yapabilecek de bir şey yok açıkçası. Şöyle çıkalım abi. Benim girdiğim yer anca bu kadar olur işte. Neyse bakalım. Evet, dediğim gibi Turist Bus Simulator'a 1.3 beta güncellemesi geldi arkadaşlar. 1.3 betada neler oldu? Tam olarak böyle sizlere aktarayım. Yine sayısız tabii ki hata düzeltmesi var Turist Bus Simulator için. 1.3'ün asıl hani temel özelliği aslında şuna dayanıyor. Bildiğiniz üzere Fern Bus Simulator'a yeni hava sistemleri gelmişti. Onun videosunu vesaire çekmişti. Kanalda var. İşte karlı hava, karlı sisli hava, ardından yağmurlu, yağmur sisli hava vesaire gelmişti. Ayrıca cama vuran yağmur damlaları güncellenmişti arkadaşlar. Daha gerçekçi bir hale getirilmişti. Aynı şey Turist Bus için de oldu. Yani yeni hava sistemleri Turist Bus Simulator'a da gelmiş oldu arkadaşlar. Turist Bus'ta tabii ki bunları seçemiyoruz. Seçebileceğimiz herhangi bir ekran yok. Dinamik olarak oyuna ekleniyor. Yani oyunun canı istediği zaman böyle yağmur da yağabilir, sis de çökebilir. O tarz bir olay oldu. Turist Bus Simulator'a da bunlar eklendi. Ara sıra böyle yağmur yağıyor. Ve atmosfer de gayet güzel oluyor diyebilirim. Umarım biz de hani bu videoda yağmura vesaire denk geliriz. 1.3 beta'dayız dediğim gibi. Biliyorsunuz VDL otobüsleri de gelmişti Fern Bus Simulator için. Ayrıca o VDL otobüsler Turist Bus Simulator için de geçerli, oynanabiliyor. Ama şöyle bir durum var. Turist Bus Simulator'da onun şu anlık altyapısı bize sunulmadı. 1.3 güncellemesi tamamlandığında Turist Bus Simulator için VDL otobüslerinde Turist Bus Simulator'da oynayabileceğiz. 1.3 güncellemesi de yakın bir tarih tamamlanır diye düşünüyorum. Herhangi bir aksaklık olmazsa 25 Nisan'a kadar tamamlanacak. Biliyorsunuz 25 Nisan'da da VDL otobüsleri çıkış yapacak. Bu arada 26 Nisan'da olabilir, 25 Nisan'da olabilir. Bize gelen mailde 25 Nisan deniyor. Steam'e 26 Nisan yazmışlar vesaire. Öyle olaylar var. Hani bir iki gün gecikebilir veya daha erken gelebilir. O konuda sıkıntı yoktur diye düşünüyorum. Evet, yapıştır abi. Sağda bu arada güzel bir yol gidiyor. Oralarda girmek lazım ama otobüs çok alçak abi. Neoplan yani her türlü altını vuruyorsunuz. Öyle bir problem var.
Turist Simulator cephesinde de olay bir şekilde ne düzeltilmiş 1.3 betada. Bu ışınlandığımızda, yani hızlı seyahati kullandığımızda, kilometre olayı birazcık sıkıntıya giriyordu. Oyunda otobüsün kilometresi vesaire sapıtabiliyordu. Onu düzeltmişler. Onun hakkında bir düzeltme gelmiş. İşte dediğim gibi yeni hava sistemleri var ve yine bir sürü düzeltmeler var abi. Şöyle kapılarımızı açalım. Gerçi ön kapıyı açmamıza gerek yok. Yolcularımız bir insin abi. Gerçi şu abla binecek mi? Binecek mi ablacığım? Ben kapıyı gene de bir açayım, belki binmek istersin, ki bindiler, evet. Ben bu adamları daha yeni görüyorum. Evet, ağaçtan görememişim. Binecek yok zannettim. Halbuki binecek de varmış abi. Böyle kapılarımızı örtelim. İyi ki onları da aldık. Probleme girecektik yoksa. Evet, buradaki işimiz de bitti. Şöyle devam edelim. Umarım bu bölümde dediğim gibi yağmura denk geliriz. Hep birlikte yağmur olayını da görürüz arkadaşlar. Dinamik olarak eklendiği için tesadüf olarak yağabiliyor. Abi şu el freni mi çekik bizim aracın? Bak birden araç fren yapıyor gibi. Allah Allah, ilginç bir problem var açıkçası. Yine bir yerlere vurduk ama önemli değil. Evet, biz sanırım el freni çekik gidiyormuşuz. Öyle miymiş? Bakayım mı? Yok, vallahi anlayamadım. El freni şu anda boşta. Geriye doğru çekik, şöyle çekik oluyor, şöyle boş oluyor. Evet, tamam. Ama yine de böyle gazı çektiğim zaman otobüste bir ağırlama oluyor. Öyle bir sıkıntı var. Yanlış bir şeylere mi bastık artık, ne yaptık? Herhangi bir fikrim yok. Olsun bakalım. Neyse, gidiyoruz, ona dua edelim. Pek karıştırmaya gerek yok. Önemli olan gidebilmek. Şu an biz de onu başarıyoruz. Gerçekten bravo. Dışarıya da sütçü geldi umarım. Sesi size gelmiyordur. Kornaya abanıyor arkadaş. Vay be, hala var ya şu sütçüler falan. Sizin oralarda da var mı sütçü? Olanlar yazsın yoruma. Eskilerden hatırlıyorum, böyle gelip zile falan basarlardı. Şimdi zile basılmıyor, sadece korna çalıyorlar. Pek de açıkçası süt alan yok artık. Ki ben de sevmem süt. Ama ne bileyim, eskiden daha çok bir ilgi vardı diye düşünüyorum. Ama bu aralar sütçülerimizin işi maalesef çok çok kötü. Ben şu an ne anlatıyorum, konu nereye geldi, hiçbir bilgim yok. Neyse, turist bastayız, 1.3 beta güncellemesindeyiz. Ondan bahsedelim. Konu sütçülere nereden geldi? Hiç bilmiyorum. Sütçülerimize de sahip çıkalım arkadaşlar. Sütçülerimiz gerçekten önemlidir. Ne alakaysa artık, neyse. İyice saçmaladık, gidiyoruz. Otobüs çok yavaşlıyor. Otobüste bir problem var. Bir fren sistemi mi açık? Ne oluyor ben anlamıyorum. Veya bana mı öyle geliyor? Açıkçası hiçbir bilgim yok. Evet, şu anlık yeni hava sisteminde herhangi bir şey göremedik. Yağmur da yağmadı, sis de çökmedi. Umarım böyle video esnasında onları da görürüz. Göremezsek de artık video sonuna ben resimleri eklerim. Oradan görmüş oluruz. O şekilde sizlere gösteririm. Çünkü 1.3 beta dedik, girdik oynuyoruz. Hani hiçbir yenilik yok şu anda. Onları göstermek iyi olacak ama dediğim gibi Farm Simulator gibi değil. Dinamik olarak eklendiği için kafasına ne zaman eserse o zaman hava olayları oluyor. Turist Pass'ta öyle bir olay var. Ha, tabii güzel bir şey bu. Hani dinamik olması. Bizim birden menüyle seçemememiz çok güzel bir şey. Fakat keşke ETS 2'de olduğu gibi bunun sıklığını ayarlayabilsek. İşte yağmur sıklığı, sis sıklığı gibi seçeneklerde oynanış kısmına ayarlar gelse çok çok daha güzel olabilir. Hani böyle oyunun keyfini beklemekte birazcık sıkıntı açıkçası. Hani adam oyuna girer, yağmurda oynamak istiyordur. Hani 10 yıl yağmur mu bekleyecek? Bunu da TML'ye bir şekilde yazmak lazım. İngilizcemiz artık ona yetecek mi bilmiyorum ama yazarız, yazdırırız arkadaşlarla yardım alarak. Onu bir TML'ye iletelim. Bu arada ben buralara ilk defa geliyorum oyunda. Hep birlikte görüyoruz, bayağı yeni yollardan
Yani benim yeni geldiğim yollardan bir tanesi. 1.3 beta'da yeni bir yol eklenmedi. Şey de ertelendi bu arada. Farmers Simulator için harita DLC gelecekti. Ücretsiz harita gelecekti. Harita dediğim yol ekleniyor ana haritaya. Onun bir ücretsiz DLC gelecekti. O da ertelendi. 12 Nisan'da çıkacaktı normalde. O da bilginiz olsun. Teknik bir sorun mu ne yaşanmış? O DLC'de ertelendi diyebilirim. Tabi biz oynadık zaten gördünüz Fermas videosunda. Onun haricinde başka da bir olay yok, geldiğinde sizler de oynarsınız. Evet, buraya geldik şu an, bayağı dağ başında bir durak yapmışlar. Buradan yolcu alıyoruz. Abi buradan nereye gidiyorsunuz siz inip ya? Bak bak gidiyor. Nereye gidiyorsun ablacığım? Burada bir tarihi eser mi var? Veya daha mı tırmanıyorsunuz artık, ben anlayamadım. Neyse şöyle biz otobüse geçelim. Henüz daha yağmur vesaire yağmadı. Yağdığı zaman onları da göstereceğim arkadaşlar. Hala gidiyoruz. Henüz daha bir olay yok. Şöyle kapıları kapatalım ve devam edelim. Evet, Grand Tarajal'a geldik arkadaşlar. Bu da yine güzel şehirlerden bir tanesidir. Şöyle girelim abi. Dayılar gene burada durmuş. Geçin dayı da döneyim ya. Allah Allah. İyice beni zora sokacaklar vallahi. Ah dayılara, şöyle dönelim abi. Baya baya sıkıntı bu. Fermas'ın dar sokakları. Büyük problem. Evet, bir yerlere taktık gene. Artık dükkanın çadırına mı taktık, kepenke mi taktık bilmiyorum. Bir yerlere vurduk abi. Şöyle duralım. Hala daha yağmur yağmadan ne zaman yağacak hiçbir bilgim yok. Yağsa da hep birlikte görsek durumundayım şu anda ama henüz daha hiçbir şey olmadı. Şu yolcuları bırakalım. Bakalım Grand Tarajal'dan da çıkacağız. Artık yağmur yağacak mı bilmiyorum. Umarım yağar sefer bitene kadar da videoda görürüz arkadaşlar. Derken sefer bitmiş zaten. Seferlik bir durumumuz yok şu an. Yani bayağı da bir kaza yapmışız. Çok da düşük bir XP aldık. Neyse önemli değil bakalım. Şöyle arka kapımızı örtelim abi. Artık şey yapacağız. Yağmur olayını bu videoda kesinlikle görmemiz lazım. Onun için biz şöyle bir ofise ışınlanalım abi. Belki ofise ışınlandığımız zaman yağmur yağar. Bu arada taburdaymışız. Grand Tarajal'da bayağı aşağıda. Şöyle bir ofise gidelim abi. Hadi bakalım, umarım yağmur yağar. Evet, ofise geldik de henüz daha yağmur vesaire yok abi. Hava baya baya günlük güneşlik. Gayet güzel temiz bir hava var. Yani şu oyunda çektiğimiz çileye bakar mısın? Yağmur yağması için ne kadar uğraşıyoruz ya. Abi böyle bir şey olmaz. Aa, kapı sesleri değişmiş bak. Vallahi güzel olmuş. Eskisi çok kötüydü abi. O ne öyle? Gıcırdıyordu kapılar. Şimdi birazcık yağlanmış diyebilirim. Odamız vesaire yine güzel. Böyle genel olarak sanki aydınlatmada da bir güncelleme olmuş gibi. Güncelleme notlarında yazmıyordu ama ben böyle baktığımda hissedebiliyorum. Evet, şu tarihle birazcık oynayalım. Belki abi yağmur yağar. Hep birlikte göreceğiz. Evet, çok uğraştım ama gerçekten yağmur yağdıramadım arkadaşlar. Yağmur yağmamakta çok çok ısrarcı. Neyse sorun yok bakalım. Zaten şu anda ekranda görüyorsunuz abi yeni gelen hava sistemlerini. Yağmurlu hava geldi. Yağmurlu sisli hava geldi. Yağmur fırtına hava geldi. Ayrıca dediğim gibi cama vuran yağmur damlaları da güncellendi arkadaşlar. Ekranda gördünüz. Maalesef oyun içinde yağmur yağdıramadık. Dediğim gibi dinamik, hani canı istediği zaman yağıyor diyebilirim. Bu da açıkçası gayet güzel ve gerçekçi bir olay. Bu arada güneş de çok güzel vuruyor. O da muhteşem oldu açıkçası. Evet arkadaşlar, Turist Bus Simulator'ın 1.3 beta güncellemesi bu şekildeydi. Önümüzdeki haftalarda VDL otobüsün Turist Bus Simulator'da da test edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Gazozsuz kalmayın.